hayırlı olsun Zekeriya Bey. Çok iyi karar verdiniz. Mal sahibiniz de çok iyi adamdır. Sağ olun, sağ olun. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Tabii. Belki çeki düzen vereceksiniz etrafa. Tabii, ben de size şu kaporamızı vereyim. Geri kalanı inşallah dükkanı işletmeye başladıktan sonra tamamlayacağız. Oldu, hayırlı olsun. Sağ olun. Peki bu arada acaba ne dükkan açacaksınız? Ben mi? Ben Orlun işi yapacağım ya. Bizim hanımın akrabaları Orlun fabrikası açtılar. Ortak iş yapacağız. Daha sonra görüşürüz. Tabii tabii. Sizin dükkan buraya yakın zaten. Görüşürüz. İyi günler. Zekeriya, kim ayol benim Orlunca akraba? Canım böyle lafın gelişi söyledim ya. Adama buraya emlakçı açacağım sana rakip geliyorum diyemezdim ya. Verir miydi o zaman dükkanı? Aa, sen hakikat emlakçı dükkanı mı açacaksın Zekeriya? Tabii, görmedin mi adamın işlerini? Vızır vızır. Ya en iyisi, en güzeli emlakçılık. 10 milyonluk şehirde en büyük ihtiyaç ev. Çok iş yaparım ben burada, çok. Aferin sana. Akıllı kocam benim. Allah bereket versin lan. Sofiye, artık ana kız şurayı bir temizlersiniz. Ne münasebet canım? Ev mi burası? Ay vitrinden her yer gözükürken iki tane kadın eğriyle dolula yerleri mi sileceğiz? Laf! Çağırsın oğlunu, temizlersiniz buraları. Hem Goncagül'e gideceğim, işim var benim. İyi de ben Samim'i çağırmaya gidersem dükkana kim bakacak? He? Ya müşteri gelirse? İş vızır vızır. Annem nerede kaldı baba? Yolda bırakmasaydım. Şimdi imza atacağım diye sağ solu karalar, duvar yazısı falan yazmaya kalkışır o. Yok kızım yok, Goncagüllere mi ne uğrayacakmış? Ha bu arada dükkanı tuttuk. Samim, kaklan giyin, dükkanı açacağız hadi. Hayda, ne dükkan açması baba ya? Açmayacaksak niye tuttuk dükkanı oğlum? Hayır açmayalım da besleyelim mi? Kalk hadi. Ya bu saatte müşteri falan da gelmez dükkanı baba ya. Oğlum dükkanı havalandırmamız lazım. Temizlik falan da yapacağız hadi kalk kalk kalk. Allah Allah. Hem uzun zamandır açılmıyor. O kepenkler paslanmış. Ben öyle tek başıma indirip kaldıramam o heyyüller şeyi. Sahi ne dükkanı bu baba? Daha belli değil Sadaka. Yani şimdilik açma kapama alıştırmaları yapıyoruz o kadar. Baba bu dükkanı verirlerken prospektüsünü falan vermediler mi? Hayır yani yanlış bir yerini açarız, bozarız falan. Çok konuşma lan Şimşir. Kızım sen de kova, temizlik bezi falan getir. Hadi, hadi gidiyoruz. Tamam baba, hazırız işte. Bana bak, boy abdesti falan aldın mı lan? İlk defa gireceğiz dükkana, uğursuzluk getirmesin ha. Ya yürü gidelim işte baba ya. Hem sana ne boy abdestimden, sanki hamam işleteceğiz ha. Bunlar olur mu baba? Olur olur, deterjanı da yoldan alırız hadi. Bak bu da atnalı, dükkana uğur getirsin diye asarsın. Kızım o evin atnalı, eve uğur getiriyor. Dükkan için ayrı bir tane almak lazım. Gerekirse ben abinin ayağından tekini söker takarım oraya. Sıdıka, beni arayan olursa ticaret hayatına atıldı de, tamam mı? Benden küçük esnaf olarak bahset. Tamam. Hadi lan koca eşek. Sıdıka, kız bak pastan işte imzamı attım. Anne yeter artık, şu imzalarından çektiğimiz nedir ya? Postanede de attım, bitti işte. Sen ne karışıyorsun Sıdıka? Belki benim yeteneğim var. İyi de yetenekten önce imza etkisi olması lazım insanın, o daha önemli. Sen anlamıyorsun Sıdıka. Biz öyle sizin gibi hazır imzalara doğmadık çocuğum. Bizim zamanımızda öyle imza atmalar falan yoktu. Kendi olanaklarımızda ancak bu yaşta imza sahibi olduk. Safiye, Sıdıka. Neredesiniz kız? Getirin şu yemeği hadi. Geldik. Zekeriya, bak anacığım pastanın üstüne imzamı attım. İyi alt etmişsin. Bana bak, sağda solda bilmediğin şeylerin altına imza atıp durma. Yasal dışı bir bildiri imzalatırlar. Sonra karakollardan toplamayalım seni ha. Başımız derde girer. Ay yok canım. Ay ben okumadan hiçbir şey imza atmam Zekeriya. İyi, göreceğiz bakalım. Demin ne diyordun sen sofraya oturmadan önce? He? Şonli'nin gelini mi basmış Goncagülleri? Ay deli bir kadın geldi. Şonli'nin geliniymiş ya. Hakikaten. O kadın gerçekten deli ha. Dövüş salonuna da geliyor. Ayol kadın tutturmuş evlenemezsiniz diye. Ay ama Goncagül'le ben hemen anladık miras işi olduğunu ya. Tabii miras için olacak canım. Ortada 11 çocuk var. Bir de bunlar çıkınca miras iyice küçülecek diye korkuyorlardır ya. Aman canım büyütecek bir şey yok aslında. Ayol imzası yok mudur bu Goncagül'ün? Ay anne sen de iyice tuhaflaştın ha. Ne alakası var şimdi imzanın? Goncagül bir feragatname yazsın. Ben mirastan bir şey istemiyorum diye de altına bir güzel böyle imzasını atsın. Hayır madem imzası var kullansın bu olanağı canım. Bak ben bugün gittim postaneye imzaladım mesela.
Say Zekeriya, sen bugün ne yaptın bakalım dükkanda ha? Nasıl gitti ilk gün işler? Ne yapacağız? Ortalığı temizledik, oturduk. Bir de tabela ısmarladık. Zekeriya Saka emlak ofisi. Ye. Aa, niye Zekeriya Saka emlak ofisi ayol? Allah Allah. Ha niye kendi adını koydun o dükkana? Bu ticaret dünyası böyle Safiye. Veli Göçer Arsa Ofisi, Sabri 25 Oğulları Müessesesi, Robert Bosch. Herkes böyle ismini koyabiliyor. Müşteriye güven telkin ediyor ya. İyi de Zekeriya, onlar kaynana parası da açmıyorlar dükkanı. Vallahi anneciğimin adı da bir yerlerde geçsin. Söyle tabelacıya, ona göre yazsın. Hah. Canım adam tabelayı yazıp dükkanı kapatıp gitmiştir. Nereden bulayım şimdi gecenin bir vaktinde onu? Artık cama falan yazarız onun adını sponsor olarak değil mi? Bak Şehriye Öztürk'ün katkılarıyla diye yazacaksın Zeki, unutma. Dokunma Samet. Bozacaksın be, üstü süs yaptım lan. Dokunmayacaksak nasıl yiyeceğiz anne ya? Altından kes çocuğum. Ha, imza bozulmasın oğlum, ver bakayım. Ha. Ne bak şöyle.